Konumuz sitoplazma. İlk başlangıçta hücrenin kendisini işlemiştik. Daha sonra hücre zarı ve hücre duvarını konusunu işledikten sonra sıra geldi sitoplazmanın yapısına. Sitoplazma. Burada şekilde de gösterdiğim gibi sitoplazmamız kırmızı kısım artı buradaki diğer organeller. Şöyle bir yanlış algı var genellikle. Sadece buradaki sıvı kısımmış gibi işte sitoplazma. Geri kalanı işte organeller falan. Hayır. Buradaki kırmızı kısım şöyle gösterdiğim. Burası stozöldür. Bunlar stozöl. Ama bunlar buradaki organellerle işte endoplazmik retikulumla, mitokondriyle, ile, golgi cisimci ribozomla falan birleştiği zaman çekirdeğin dışında kalan kısımlar. Yani organeller artı buradaki kırmızı kısımlar sitoplazma adını alıyor. Hücre içinin çekirdek dışında kalan kısımdır dedik. Tüm hücrelerde sitoplazma istisnasız olarak bulunur. Çünkü sitoplazma içerisinde canlının gerekli olan temel faaliyetleri, beslenme, boşaltım, fotosentez, solunum, sindirim bu gibi canlının temel yaşamı için gerekli olan faaliyetlerin tamamı sitoplazma içerisinde gerçekleşir. Buradaki organellerde gerçekleşir diğer işte sitozolün içerisinde gerçekleşir. Sitoplazmanın yapısında su, protein, yağ, karbonhidratlar, enzimler, proteinler, hormon, vitamin, mineral ve bazı tuzlar bulunur. Sitoplazmamızın saydam ve homojen bir özelliği vardır. Ne sıvır ne de katı özellik gösterir. Yani kolloidal olarak isimlendiriliyor. Burada da not almışız. Kolloidal yapıdadır diye. Tabi bu bitki ve hayvan hücrelerinde farklılık gösterir. Bitki hayvan, e, bitki hücresi daha farklı biliyorsunuz ki köşeli. Onu buraya çizmeye gerek duymadım. Sonuçta sitoplazma yani aynı e, yani sıvı kısım işte içinde organeller bulunuyor. Buna sitoplazma diyoruz. Sitoplazmanın geçmişine bakacak olursak sub mikroskopik morfolojisi 1945 yılında Porter tarafından elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmış. Daha sonrasında çalışmalar ilerledikçe en son bu hali işte gördüğümüz gibi şema size edebilmişiz. Stoplazma hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Zaten çok derin bir konuda değildir. Stoplazmanın içerisinde bulunan diğer organeller buralardan detay bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan genel organellerimiz bunlar. Endoplazm retikulum, Golgi cisimci, mitokondri, plastitler, ribozom, koful, ribozom, sentrozom, hücre iskeleti. Bunların her bir tanesini detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.